Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne sîran ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâti finnâr. Ve biz senedil muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ teenneyte asabte evkitte ve izâ te'acelte ahtate evkitte en yuhti. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimus salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaları, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minat, Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze tebe'tumul cenaze fela teclisu hatta tuda'a zâlikel. Evet. Peygamberimiz Müslim'in, Tahavi'nin, Ebu Said Hudri'den, Hakim Müstetekin'de ve Ebu Said Hudri'den naklettiği hadis-i şerifinde Efendimiz şöyle buyuruyor. Cenazeye katıldığımızda, şimdi müminler kardeştir dedik. Müminlerin kardeşliği namazda görülecek. Yan yana geleceğiz. Bu zengin, bu amir, bu mümin, yo. Allah karşısında herkes mümin olarak kardeştir. Yan yana. Hamam geldi yanıma durdu diye, ben profesörüm diye ona tepeden bakamam, kardeşim o benim. Böyle bunu öğretiyor namaz bize. Böyle şey diyeceğiz, yan yana oturacağız. Sağlıkta komşumuz açken biz tok yatamayız. Yolda selam veririz, gülerek selam veririz. Gamlık ederse kamını dağıtırız. Hastaysa ziyaret ederiz. Yolda gördüğümüzün içi gülerek selamünaleyküm deriz. Selamünaleyküm. Yok, kardeş olduğunu göstereceksin. Davurlarınla gözün içi görecek. Öyle diyor Peygamberimiz. Selam veriyorlar Peygamber'e, böyle dönüyor mübarek. Ve aleyküm selam evladım diyor. Biz aleyküm selam, aleyküm selam. Yanlış. Selam vermek müminleri birbirine ısındıracak bir şey. Onun için emrediyor. Allah Kur'an'da var. En güzel şekilde selam verin diyor Allah. Onun için yüzün gülecek arkadaş. Öyle aleyküm selam, aleyküm selam. Yok. Döneceksin. Önem, değer verdin, göreceksin. Adam kalbi sana ısınacak. Evet. Hastayken ziyaret edeceksin. Nasihat istedi, demin dedik ya, iş yapacağın zaman istişare et, sen tecrübeli, ben böyle bir iş yapacağım. Kardeşiz ya, koruyacağız onu, tecrübemiz var. Bu işin sonu pek iyi olmaz arkadaş. Ben şöyle şöyle yaptım, sonuç şu oldu. Yol göstereceğim ona, kıskanmayacaksın. Kıskanmak Allah'ın taksimine razı olmamak demek. Allah herkesin rızkını üstlendim diyor Kur'an'da. Onun için bu işi yaparsa rakibim olur. Yo. Sakın lan kardeşin o ya. Doğruyu söyleyeceksin. Ondan sonra hastalandığı zaman ziyaret edeceksin. Öldü. Ölmeden evvel zaten geliyor gidiyor. Hemen başına vereceksin. Kıbleye döndüreceksin. La ilahe illallah diyeceksin. O da desin diye. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girer hadisinden. Yaralansın diye. Kardeşin ya. Cennete girsin. Yer kalmayacak diye endişelenme. Öldü. Evet.
cenazesine katılacaksın. Bir müminin cenazeye katılan Uhud da o kadar sevap alır namazına. İşin müsait, emeklisin, işin yok, dükkana gitmeyeceksin, boşsun. Kabristan'a kadar git. Kabristan'a gidersen iki Uhud dağı kadar. Bu çokluktan kinayedir. Uhud dağı çok büyük dağ. Böyle silsile şeklinde. Çokluktan kinayedir. İki kat sevap alıyorsun. İşin de yok. Niye kaçıracaksın? Her saniyemizin hesabını vereceğiz. Lesus elünle yevmeyzin anin naim. Her nimet. Nefes alıp vermek nimet. Her saniyemizin nimet hesabını vereceğiz. Hem de yeminle söylüyor Allah. O zaman hayır kazanma yolunda nüket düşüne gittin. Şimdi burada herkes gitmiyor. Akrabayı talikat, eş dost gidiyor. O da güzel de. O da güzel de. Mümin olması yeter. Akraba olması şart değil. Arkadaş olması şart değil. Kazancın var çünkü. Git cenazeye. Namazını kıl. Hocam öyle diyorsun da. Bugün cenazelerde yani karışık biliyorsun. Adamın adı Mehmet diyor ki bu ezan ne demek ya kardeşim ya? Bu ezan ne demek ya? Şu gecenin su saatinde yani. Bu adam mümin olur mu ya? Ezana böyle gözle bakan adam mümin olur mu? Böyle adamlar da var. Komşumuz adı Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin. Bunları bilmiyorsun. Duyduysan kılmazsın. Ezanı hakaret eder, mümin olamaz. Böyle diyorsa adam, adı Mehmet olsun isterse, o adam mümin olamaz. Yok, bir şey demiyor ama, camide gitti yok. İnkar etmiyor ama, hakaret etmiyor ama, camide gitti yok. Mümindir. İnkar etmedikçe mümindir. Dinin mukaddes saydığı, saygın, ihtiram, saygı göstermemiz gerektiği şeyleri, saygıyı terk etmedikçe, yapmasa tembelliğinden dolayı kafir olmaz asla. Böyle bilmiyorsun sen. Ezanı hakaret ediyor mu, etmiyor mu? Bilmiyorsun. Camiye geldin ki cenaze var. Evet. Şimdi problemler. Bakıyorsun ki gelen takımı sosyete olduğu belli. Çelenkler falan. Arkada bekleyenleri namaz kılmak onlara farz değil sanki de cemaat namazı kılmak zorundaymış gibi. Onlar kenarda bekliyor. Kazık yemiş gibi böyle. Anlıyorsun ki bu adam pek cami adamı değil. Hiç problem yok. Şimdi size şey veriyorum. Adamın dine hakaret ettiğini, ezana hakaret ettiğini, dinin aleyhinde konuştuğunu hiç duymadınız. Adı da Hasan Hüseyin. Onu da bilmiyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Bu adam namazını kılın. Neden? Elinizde delil var. Bu adam Hristiyan olsaydı nereye götürürlerdi bunu? Kiliseye. Yahudi olsaydı nereye götürürlerdi? Herhalde camiye getirmezlerdi değil mi? Öyle bir şey var mı? Havraya. Değil mi efendim? Sinagoga götürürlerdi. Camiye getirdiklerine göre senin elinde delildir. Bilmiyorsun adamı. Geç namazını kıl. Uhud dağı kadar sevabını alırsın. İşin yoksa kabristan'a ve dağda git. İki Uhud dağı kadar sevap alırsın. Camiye gelmesi Müslüman olduğunun alametidir. Senin elinde delil var. Ya değilse, ya sen kıl sevabını al. Değilseyi kalplerdeki sırları Allah bilir. Zaten sen ne kadar dua etsen o duayı ona ulaştırmazlar. Sen alırsın. Senin elinde bir delil var. Onu söylemek istiyorum. Şimdi cenazeye katıl yani. Akraba, komşu, arkadaşın olmasa dahi bakın çok sevap, çok muazzam sevap. Şimdi gittin, işin de yok, defnin yerine kadar gittin, mezara kadar gittin, kabristana kadar gittin. Öyle diyor Peygamberimiz. Adam toprağa konmadıkça oturmayın. Ona saygısızlık olur. Adam daha konmamış yere hemen geçiyorlar, oturuyorlar. Hemen kenara çekil, oturma arkadaş. Bak öyle diyor. Peygamberimizin sünneti bu. Adam yere konmadıkça oturma. Saygısızlık olur ona. İki, kondu. Kondu, kapatıyorlar üstünü. Toprak örtüyorlar filan. Şimdi adamın elbisesi toprağa otursa kirlenecek, tozlanacak, ütüsü bozulacak.
kazık gibi dikelme diyor. Peygamberin sözü be efendim. Hadis okuyorum. Günlük hayatımızı öğretiyor güzel peygamberimiz. Kazık gibi dikelme orada diyor. Ayakta durma. Otur diyor. Ölen adama saygısızlıktır. Sen onu niye geldin buraya? Sevap kazanmaya. Sevap kazanacaksan adam kabre kondu mu o çalışanlar ayakta durur. Diğerleri oturur. Peygamberin hadisini okuyorum size. Maalesef efendim toz olur, ütün bozulur diye herkes orada lak lak dövmeye gidiyor. Yanlış. Yanlış. Oturacaksın. Hocalar bir tarafta işte Kur'an okuyacak. Efendim. Ötekiler de çalışacak, defnedecekler. Evet. Kabir erkeğin yarı beli, yarı boyundan aşağı olamaz derinliği. Yani benim göbeğimden aşağısından daha derin olması lazım. Ondan az olamaz. Kadınların göğsünden daha az olamaz. Göğsünden ayağına kadar bir kadının kabre konulması o kadar derin olması lazım. Dinen genişlik problem değil. Nasıl koyacaksan o kadar yeter ama derinlik mutlaka lazım. Ve dini bir kabir cenaze toprağa konur. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum. Biz sizi topraktan yarattık buyuruyor Allah. Toprağa döndüreceğiz. Bak toprağa diyor. Onun için toprağa gömeceksiniz ölünüzü eğer dinin kurallarına uyacaksanız. Oo, son mermerden herif şeyler yapmış. Böcü börtü gelmesin filan diye. Allah her şeye kadirdir. Bu mermeri de delecek bir kurt halk eder. Hiç endişelenmesen. Eğer o adamı azap edecekse hiç mümkün mü öyle şey? Yanlış. Son mermerden bir kere yanlış yapıyorsun. Çünkü orası çürüme yeri. Bitti. Dünyanın ağır sıkılat boks şampiyonu. Vurdu mu herifi uçuran adam şöyle yapıyor yıkayıcı adam. Ne itiyorsun lan diyebiliyor mu? Var mı kanı canı? Sıfır olmuş. Orası sıfır olmuş. Allah'ın gücü, kudreti ortada. Kahhar Allah. Almış ruhunu, sıfır etmiş seni. Dünyanın baş pehlivanı filan filan var mı şimdi? Sapsarı çöp gibi yatıyorsun. Beton yapmak demek, hayır ben çürütmeyeceğim. Kiminle yarışıyorsun ya? Allah çürütmek için öldürdü onu. Evet çürüyecek o. Ne olacak yani çürüyecek de? Allah yeryüzünü insanların geçimincini yaratmış. Kur'an'da var. Bizim geçimimiz için yarattık diyor Allah. Evet bu bizim hayatımızın bir parçası da ölümümüzü gömmek. Çünkü biz insanız, hayvan değiliz. Açıkta kalamaz bizim cesedimiz. Saygı duymak lazım, gömmek lazım. Kafir de olsa gömmek lazım. İnsanız çünkü. Ama bütün araziyi mezarlık yapmaya da hakkımız yok. Şimdi niye getireceğim lafı? Sen son mermerden kabir yaparsan altını üstünü çürür mü son mermer? Gömdün. 100 sene sonra İstanbul'da mezarlıksız yer kalmayacak. Hep de son mermerden çünkü kabirler. Millet nereden yiyecek ekmek? Nereye ev yapacak millet? Kabrin üstüne oturulmaz bile. Ateş oturmuştan kötüdür diyor. Kabrin üstü, onun özel yeri var. Saygı duyacaksın, çiğnemeyeceksin, oturmayacaksın. Kahire'ye git, yer kalmamış, kabirlerin üstüne evler yapmış. Dine hiç uymaz. Hiç uymaz. Ne yapacaksın yani? Mermerden kabir yapmayacaksın arkadaş. Koyduğun adam orada çürüyecek. Türkiye'de 5 senede bir çürür. Hıfz-ı sıha kanununa göre. Suudi Arabistan'da 2 senede çürüyor. 2 sene sonra bakın Cennetül Baki'de, Mekke'de aynı yere bir sürü adam ölüyor. 2 senede bir adam gömüyorlar. Dine hiç aykırı değil. Yavur gömülemez sadece. Yavur Müslümanların arasında gömülemez. O çünkü orada çok bağıracak, rahatsız olurlar diye. Ama mümin çürüdükten sonra aynı yere bir daha gömülür, bir daha gömülür. Böylece 100 dönüm İstanbul'a 100 dönüm kabristan yeter. Gerisini millet ev yapar, tarla yapar, eker, diker, yol geçirir.
hastane yapar, okul yapar, bunun için kullanır. Evet, İstanbul. Evet, şimdi ne yapıyorlar? Herkes tabii Avrupa'dan bize geçmiş. Mermer kabir yapmak İslam'da yok. İşte Medine'de var mı kabir böyle? Sadece çok büyük adamlar için örnek olur gelecek nesillere diye. La zararı yok diyorlar alimler. Ama sevap değil, haberiniz olsun. Sevap değil kabir, mermer kabir yapmak. Böylece İslam ne güzel prensipler koymuş. Her sahada bakın, demin yavaş hareket et, planlı, projeli o hadisten bahsettik. Şimdi de cenaze ile ilgili. Evet, böyle bilgiler veriyor Peygamberimiz. İnsana saygı İslam'ın temel prensiplerinden birisidir. İnsana saygı, insana hizmet, Allah'a hizmetle bir. Çünkü o onu yarattı. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü, yaradan Allah diye. İnsana saygı, her yerde bakın cenazede koymadan oturma diyor. Koydun, otur diyor, ona saygı. Otur, toprağa göm, öyle mermer kafeslere koyma, çürüsün, yerine bir oğlu da gelsin, karısı da gelsin, kardeşi de gelsin. Arazi hep kabristan olmasın, millet yesin, içsin, karnı doysun. Şimdi ne oluyor? Bunlara uyulmadığı için hep mermer kabirler yapmışlar. Bizim Tanzimat'tan beri Avrupa hayranlığımız var ya, hep mermer o eski adamlar. Şimdi kimse görmeden bir gecede o zavallı adamların kimsesi kalmamış, nesli tükenmiş. Koca koca kavuklu taşları filan. Ben çünkü araştırma yaptığım için biliyorum, geceler filan gittim kabristanlara. Birileri kürüyor. Şükürüyor, bükürüyor demem ben şimdi. Kürüyor, ondan sonra bir daha. Ya bunu böyle yapacaksın. Bunu hiç mermer yapma da usulünle olsun. O mermerleri de götürüyorlar bir yerlere, yeniden eviriyorlar, çeviriyor, bir daha satıyorlar filan. Bir sürü şeyler oluyor. Böyle değil. Usulünle, evet. Demek ki cenazeye katılmak sevaptır. Cenazeye katıldıktan sonra işin müsaitse definine bulunmak iki kat sevaptır. Orada bulunduğun zaman yere konmadan oturma, konduktan sonra da ayakta durma. Sadece çalışanlar ayakta durabilir. Oturmak o cenazeye saygı cümlesindendir. Ve kabir de böyle olur. Toprağa konur. Üstü toprakla böyle derin bir şekilde kazılır, örtülür. Kadın kısmının kabire konurken bir çarşafla üstüne örtülür. Neden? Çünkü indirirken tabuttan içeri, tabutla konulmaz bakın. Adam dağılmış, lime lime olmuş. Yok, onu tabutla gömebiliriz. Çıkmayacak ki şeyden. Veyahut da kabir kazamıyoruz. Kum, çöl, fış yıkılıyor. Ha, onu tabutla gömebilirsiniz. Ama bizim memleketimizde öyle çöl yok. Toprağa koymayacaksınız, tabuttan çıkaracaksınız, kefenle gömeceksiniz. Kefenle gömülürken kefen dikişsiz mikişsiz bir kaput parçaları. Kadın kısmı mahremdir, avrettir, görülmemesi lazım. Namahremdir, görülmemesi lazım. Onun için üstünü çarşaf örteceksin ki bir yeri açılırsa, karnım, göğsü bir yeri, görmesinler oradakiler diye. Örtersiniz üstünüzü, sadece oğlu, kızı, kardeşi, yani nikah düşmeyecek kimseler kabre indirir. Öteki insanları da, akrabaları indirir, erkekleri. Neden? Mesela adam öldükten sonra ağzından bir şeyler çıkmış, kefeni batırmış. O indiren adam, kefeni ben indirdim, herif kusmuş yahu demeye gider. Aleyhine konuşmaya sebep olur. Yabancı adam konuşuverir. Akrabası olursa ağzını yumar. Yarın sen de olacaksın. Mümkün mü kusmamak veya kanamamak, şöyle olmamak, ıslatmamak? Elinde mi? Dedikodu olmasın diye müminin arkasından, ölen Müslümanın arkasından böyle onun aleyhinde laflar edilmesin diye akrabası indirir. Ama yoksa erkekler indirebilir. Kadınları, mahremleri, evlenemeyecek kişiler indirmelidir. Böylece mezarda bile İslam'ın usulleri var. Bunlara uyarsak çiğ sevap kazanırız. Müslim, Hakim Müslim Tahavi, Ebu Said Hudri'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İza tesabe ahadukum fel yada yedehu ala fihi fe inne şeytane yedhulu ma tesaubu. Evet. Efendimiz günlük hayatta bu
Gümüşhanı Hazretleri Müslümanın pratik hayatta uyması gereken sünnetleri bize öğretiyor. Dinin kurallarını. Şimdi de esnemek, değil mi? İnsanlarda olan bir şey. İnsana olan ama esnemek kötü bir şey. Neden kötü? Çünkü normal adam esnemez. Uykusu gelen adam, tembel adam esner. Çalışıp dururken esnemek oluyor mu? Ders çalışırken esnersen zaten kafaya girmez ki o. Diri olman lazım. Esnemek ya tembellik alametidir ya uyku alametidir. Çok yemişindir. Uyku bastırır, başlarsın hay falan demeye. Şimdi tabii mümin tertipli adamdır. Disiplinli adamdır dedik ya. Disiplinli adamdır, düzenli adamdır. Güzel giyinir, temiz giyinir. Evet. Müminler, diğer müminlere saygılıdır. Ağzını açmak iyi bir şey mi? Tiksinir ya adam. Yo, yapmayacaksın. Şimdi sizden biriniz esnediği zaman mümkünse mastata tum elinizden geldiği kadar fel yak zum yum ağzını. Açma ağzını. Ama öyle kuvveti geldi ki yumamadın, açtın ağzını. Açtıysan diyor elini koy. Elini koy, kapat. Ağzının içini gösterme. O çekinliği kaybet. Ne kadar insana saygı var burada bakın. Ne kadar güzel incelik var. Şimdi yan yana oturuyoruz. Yelleseniz kınamaz mısınız yelleyen adamı? Ayıp ya, bize saygı duyuyor arkadaş ya. Bu yelleme işi, çiş kaka işi tuvalette olur. Gidilen oraya falan demez misiniz? Denir değil mi? Evet, esnemek de onun gibidir. Yanındaki adama bir açıdan saygısızlık alır. Geğirmek de öyledir. Vaa, değil mi? Sesini yükseltme diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sesini yükseltme diyor. Geğirmek. Yok yemişin, geğireceksin tabii. Buna dikkat et. Bunlar insanlık. Güzel, güzel şeyler bunlar. Diğer insanlar tiksinmesin diye. Esnediğiniz zaman elinizi kapatın diyor. Fel yada yedehu. Evet. Sol elinin tersini koy. Böyle diyor. Zahrey keffi yesarihi. Sol elinin tersini koy ağzına diyor. İyi bir şey değil ya esnemek. İyi şeyleri de kullanacaksın sağ elini. O esnemek iyi olmadığı için sol elin tersini ağzına kapat. Kapat. Efendim salimle olabilir bir şey demiyoruz. Tam usulüne uyacaksan sol elin tersini kapat. Böyle yap. Arkadaş. Sağ elle kapatmışım. Olabilir bir şey demiyoruz. Sünnet yerine gelmiş olur. Ama sağ elinle kapatacaksan içinle, sağ elin içinle kapat. Sol elin de tersinle. Bunlar edeptir. Şart değil. Şart değil. Evet. Şimdi bu esneme işi kötüdür. Çünkü tembellik alametidir. Uyku alametidir. Şeytanın tuzaklarından birisidir bu. Senin tuzaklarından birisidir. Çünkü diyor Peygamberimiz ağzınızı açtınız mı oradan şeytan girer. Nasıl anlasın güzel Peygamberimiz? Girer şeytan. Namaza başla. Kapat. Esnedin. Namaza duracaksın. Şeytan girdi ölen ağzının içinden. Ne oldu hocam? Üç mü kıldım? İki mi kıldım? Girdi bak. O vesveseyi verir. Ulan ben abdestli miydim, abdestli miydim? Başlar namazda senin huzurunu bozacak derdi o. Girer. Öyle diyor, kan gibi diyor vücudunun her tarafında dolaşır şeytan diyor. Görmüyor muyuz? Görünmez varlıktır çünkü latif varlıktır. Kan gibi her tarafı dolaşır diyor. Yum ağzını. Niçin yumacaksın? Peygamber dedi. Bak bak peygamber uyma niyeti onun kahrolacağı bir husustur. Derdi peygamberi hiç anına getirmemek. Dini, imanı hiç hesaba kattırmamak onun derdi o. Hayvan gibi yat kalk demek onun derdi o. Böyle hatırına geldi mi zaten o esnemek gider. Peygamberimize salavat getirdin mi, aklına getirdin mi şeytan girer esnemekle içeri sokmayın diyor. İçeriye girer, içeriye girer, vesvese verir. Hatta biliyorsunuz vesvas, visvas, hannas, vesvese veren Kur'an'da Kulavzu Rabbin Nas diyor ya, orada Hannas onun adı.
şeytanın böyle çeşit çeşit görevlileri var, ayrı uzmanlık sahalarının birisi bu. Mesela ağzından giren şeytanın şeysi hitrafmış, hitraf adı. Şeytanın çeşitli adları var. O hitrafmış, vesvese verir, hannasmış. Böyle esnediğiniz zaman ya sağ elinizle ya da sol elinizin dışıyla mümkünse tut, ağzını açma. Ağzını açma. Tutamadın, sol elin tersiyle. Olmadı, sağ elin içiyle. Kapat. Geğirdiğin zaman sesini yükseltme. Eğer diyor bir Müslüman bunu yapmaz da ah derse, evet öyle diyor bak. Dahike şeytanu. Evet öyle diyor. Peygamberimiz hadisi bu. Şeytan oraya oturur, güler diyor. Şeytanı güldürme, o senin düşmanın. Demiyor musun düşmanı güldürme ya? Düşmanım o senin ya. Öyle diyor. İnnehu lekum aduvun mübin. Kur'an'da öyle söylüyor. Kıyamete kadar ben bu Ademoğluna uğraşacağım demiş. Yemin etmiş. O da hadir beydan demiş Allah'ta. Sana izin. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Düşmanımız oldu, Kur'an'da belli. Düşmanın ne güldürüyorsun be adam? Ha deme. Hemen aklına gelsin peygamberimiz. Salavat getirsen gider zaten esnemek. Uzun kapat diyor. Bu güzel günlük hayatımızda uyumamız gereken edeplerden. Öyle diyor. Ve inne şeytana yuhibbu en yerfa bihime savut. Sizin orada sesinizi diye esnemenizi, geğirirken vah diye geğirmenizi sever. Niye onu sevindiriyorsun? Kahret onu. Evet. Bunun için bunlara dikkat edin. Beyhaki Ubadet İbni Samit Şeddat bin Evs'ten Vasilet İbni Eska Hazretlerinden nakleymiş. Bu Vasilet İbni Eska en son vefat eden sahabi. Çok yaşamış. Çok yaşamanın sırları var. Evet. Kader değişmez de öcel değişmez de. Osman hocam şimdi mesela sıla-i rahim ömrü uzatır diyor peygamberimiz. Dua ömrü uzatır diyor. Sadaka ömrü uzatır diyor. Hocam hem kader değişmez diyorsun hem de eğer kaderinde ömrün kısaysa zaten dua etmek aklına gelmez. Sıla-i rahim de etmez, aklına gelmez. Allah gereğini yapar. Ömrün uzayacaksa Allah bir vesile, sebep halk. O sebeplerden birisi sıla-i rahim. Anam babamı ziyaret edeyim, duasını alayım diye ikide bir gidersin. Efendim sadaka verirsin. Hasta ziyaret edersin, dua alırsın. Ömrün kısa olacak adam hiç bunun aklına bile gelmez. Allah bir meseleyi sebeplere bağlamıştır. Bu sebepler de işte bunlar. Onun gibi, evet şimdi bu Efendimizin bu hadisini duyduktan sonra demek ki esnememeye gayret edeceğiz. Esnemeyi kesemezsek, evet burada var. İza tecessa ahadukum, Buhari Müslim hadisi şimdi okudum. İza tecessa ahadukum, sizden biriniz geğirdiği zaman ev atusa ya da pşa dediği zaman, hapşırdığı zaman fela yarfa anne, geğirdiği zaman veya işte böyle hapşırdığı zaman fela yarfa anne bihme savta, çok bağırmayın. Komşu bir hapşırıyor, mahalleden duy sesini. Kim? Karısı öyle, kadını öyle. Yo. Bunlar yakışmayan şeyler. Tamam, hapşırmak elhamdülillah diyeceksin. Rahatlatır insan ama bir usul dairinde canım. Nasıl bağırıyor bazıları, ötüyor bazıları böyle. Yok öyle değil. Şey etme, şeytan güler çünkü, alay eder çünkü. Onun için sesi alçak tutmak teşvik edilmiştir. Yükseltmek, kasten yükseltmek yasaklanmıştır, mekruhtur. Çünkü başkaları rahatsız olur. Rahatsız olduğu zaman, uykuyu kaçtığı zaman da haram olur, eziyet olur çünkü. Böyle yapmayın. Her şeyde nezaket kurallarına uyun diyor Beyhaki Ubadet İbni Samit ve Vesatül Aska Hazretlerinden.
Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. İslam bu. İnsanlık dini. İnsanca yaşamak. İnsanca ölmek. Ebediyen mutlu yaşamak. Bunun her türlü usullerini en teferruatına varınca kadar güzel peygamberimiz işte böyle bize tarif etmiş. Onlara uyan, Resul-i Ekrem'e uyan da basit bir şey bu değil mi mesela bu? El kapama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyma kastıyla olduğu zaman belki bunun yüzünden cennete gidersiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a uyun diyor Allah. Bu emre uymuş olursunuz. Peygamber böyle söyledi. Ben ona uyacağım sünnetine dediğiniz anda ibadet olur. Belki sırf bu yüzden cennete gidebilirsiniz. Arz ettiğim gibi düşünmek sizin gelişigüzel yaşamak yok. Her konuda düşüne düşüne ne yaptığını bile bile yaparsanız hepsi sevap olur. Hepsi insanın ebedi alemi için saadet vesilesi olur. Cenab-ı Hak bizlerin imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, güzel peygamberimizin sünnetlerine yapışıp iki cihanda yüzü ak çıkanlardan eylesin inşallah.